Türkiye'nin kalbi bir aydır Afrin harekatına katılan Mehmetçik için atıyor. Atkılar, bereler, kazaklar örülüyor. Tüm bu el emeği, göz nuru malzeme bir depoda toplandıktan sonra Mehmetçik'e ulaştırılıyor. Derya Efe kameraman Muhammed Ersöz'le birlikte o depoya gitti. İşte Kanal 7 Haber ekibinin izlenimleri. Atkılar, bereler, çoraplar, kışlık giyecekler. Atkı, bere, kazak, gömlek, eldiven hepsi Türkiye'nin yüreğinden koptu. Mehmetçik için örüldü, dualarla yola çıktı. Askerimiz cephede ne kadar yürekle savaşıyorsa aynı hissiyatı fazlasıyla vatandaşlarımıza yaşıyorlar. Türkiye bir aydır Mehmetçik için varını yoğunu ortaya koydu. Herkes çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye çıktı yola. O destekler çığ gibi büyüdü. Aslında Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğimiz sadece dua bekliyor. Ancak Türk halkının içi rahat etmiyor. Herkes elinden geldiğince, bütçesi yettiğince bir şeyler göndermeye çalışıyor. Yurdun dört bir yanından gelen ihtiyaç malzemeleri de Hatay'ın Hassa ilçesindeki bu depoda toplanıyor. Mehmetçiğe doğru yola çıkan kolilerde yok yok. Gönüllerinden ne koptuysa, güçleri neye yettiyse. Peki neler var? Şöyle yakından bakacak olursak atkılar, bereler, eldivenler, sıcak tutması için çoraplar, içlikler gerçekten yok yok burada. Sadece ihtiyaç malzemeleri yok aslında. Aynı zamanda Mehmetçiğimize enerji vermesi için Giresun'dan gelen fındıklar, aynı zamanda Malatya'dan gelen kayısılar ve Ordu'dan gelen hurma var. Bakalım kim göndermiş? Ordu'nun Altınordu ilçesinden Şahincili İlkokulu öğrencileri göndermiş. Özenle açılan kolilerden sadece kışlık malzemeler çıkmıyor. Askerler için özel sürprizler de var. Desteklerini satırlara döken öğrenciler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Şimdi sizlere o mektuplardan birini okumak istiyorum. 3. sınıf öğrencisi Eymen Adıyaman Malatya'dan yazmış bu mektubu. Sevgili asker abilerim diye başlıyor. Gözünüz arkada kalmasın. Türkler ölmez. Bizim al bayrağımızı kimse deviremez. Sizleri canımız gibi seviyoruz. Allah sizi korusun. Biz de büyüyüp asker olacağız. Vatanımızı koruyacağız. Annelerim size yemek yollayacak. Size sevgilerimi yolluyorum. Sizleri öpüyorum. Yolunuz açık olsun diye duygularını ifade etmiş. Bu şekilde kağıda dökmüş. Aynı zamanda çizdiği asker ve bayrak resmiyle de kağıdını süslemiş. Her geçen gün bu kolilere yenisi ekleniyor. Türkiye'nin el emeği, göz nuru Mehmetçiğe bere, eldiven, kazak olarak ulaşıyor.